بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maide suresindeyiz, Enam suresindeyiz, 7. ayetteyiz. Estaizu billah. Enam suresi 7. ayet. Sanıyorum benzeri ayetlerin hemen hemen hepsini hatırladık. Yani o göğe yükseltilme ayeti, kitabın indirilmesi. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ. Zaten o neredeyse bu konuyu en kapsamlı ele alan ayet. Şunu da yapsaydık. Değil mi? Ondan sonra gelen ayet. Dolayısıyla bu gerçekliği Kur'an-ı Kerim çok kesin bir biçimde koyuyor. Mucizelerle, insanların olağanüstü bir tazikle imana taşınmayacaklarını, Cenab-ı Hakk'ın onları daha sonra normal koşullar içerisinde bırakacağını ve iman sürecini aklederek sürdürmelerini kendilerinden bekleyeceğini haber veriyor. هَذَا اِخْبَارٌ مِّنَ اللّٰهِ لِرَسُولِهِ. Bu Allah Azze ve Celle'den bir haber vermedir. لِرَسُولِهِ elçisine. عَنْ شِدَّةِ عِنَادِ الْكَافِر۪ينَ. Kafirlerin inadının şiddetinden. وَاَنَّهُ لَيْسَ تَكْذِيبُهُمْ لِقُسُورٍ. Onların yalanlamasının لِقُسُورٍ فِي مَا جِئْتَهُمْ بِهِ. Burası çok önemli. Deminden beri söylüyoruz. Senin onlara götürdüğün dinde, mesajda bir eksiklikten kaynaklanmıyor onların yalanlaması. Senin anlatım yetersizliğinden, vahyin bir tarafının eksikliğinden, ikna edemeyişinden vesaire değil. Bunu iyice bir anlamamız lazım. Ve kendimizi de bunu test etmemiz lazım. Vahiy bizi ikna ediyorsa herkesi ikna ediyordur. Yani o gerçekliği sadece Allah Azze ve Celle'nin söylediğine iman edelim diye söylemiyorum. O gerçeklik aynı şekilde bizi önümde beni ikna edecek düzeyde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri varmış. Şu halde davranmalıyım bunları incelemeye ve Rabbimin bahsettiği o ikna oluşları yaşamaya. Zaten kanaatim o ki bu ikna oluşları yaşamamış kimsenin zaten şehadeti dilim varmıyor söylemeye ama bir biçimiyle eksiktir yani. O kitabın Allah'ın katından olduğuna tanık olmamış ise Allah'ın Resulü'nün de onun elçisi olduğuna dolayı olarak da tanık olamayacaktır. Dolayısıyla henüz daha bir tarafından tutamamış demektir. Uzaktan uzağa bir kabulden ibaret. Kendisi bunun gerçekliğini yaşamamış. Uzaktan uzağa böyle bir şeyi kabul ediyor. Ama bunun gerçek olduğu hususunda kendisinin bir tecrübesi yok ise şayet, o zaman eşhedü demesi de çok gerçekçi olmaz. Ben tanığım demesi de çok gerçekçi olmaz. Evet, zanna tabi olan bir kesim var ki onların bu tepkileriyle onları başka toplumlara da koysanız aynı zanna tabi oluşlarını orada da sürdürecekler. Dolayısıyla bunlar taklitçi bir güruh. Ve toplumların kanaatimce önemli bir kesimini oluşturan kalabalıklar bunlar. Bunların burada dünyaya geliyor olmasıyla başka yerde dünyaya geliyor olması arasında bir fark yok. Ben en azından öyle düşünüyorum. İtikad alimleri
Umarız ki Allah Azze ve Celle bir kapı açar onlara, hani mukallid olanlara. Biz doğrudan onların küfrüne şey yapmayalım diyorlar öyle dillerinin ucuyla. Ama imanını tahkik etmemiş kimsenin de dehşet bir konumda olduğunu, böyle her an günah kebair işlermişçesine falan diyorlar. Yani anlatabilmek için, sırf küfür hali dememek için. Dolayısıyla elzem, derhal neye inandığının gerçeğine varmak durumunda. İslam toplumu içerisinde doğmuş, Müslüman kimliğiyle hayata atılmış ama inandığı şeylerin gerçekliğini henüz kendisi test etmemiş ise, bu tahkikte bulunmamış, sağlamasını yapmamış ise, bu kimse itikat alimlerinin bakış açısıyla günah-ı kebahir işler durumda her an. Çok dehşet bir durumda. Bir an önce neye inandığının gerçeğine kendisi ermesi lazım. Hakikaten alternatiflerine kıyasladığında evet bu gerçektir diyeceği bir araştırmayı ve içselleştirmeyi yaşaması lazım. Yoksa öylece ömrünün sonuna kadar uzaktan uzağa amenna der. Öldükten sonra da melekler ne diyordun sen bu adam hakkında dediğinde millet ne diyorduysa ben de onu diyordum der. Yani milletin dini üzere olan kimseler bunlar. Kendi dinleri üzere olmamışlar bunlar. Milletin dini İslam da olsa bu milletin dini üzere. Dolayısıyla onun İslamlığı epeyce bir sıkıntılı yani. وَلَا لِجَهْلٍ مِّنْهُمْ بِذَٰلِكَ Senin getirdiğinin, onlara götürdüklerinde bir eksiklik var da o yüzden mucize istiyor değiller. Diyor Allah Azze ve Celle Resulüne ve diyor her birimize bu dini ondan sonra tebliğ edecek bizlere. وَلَا لِجَهْلٍ مِّنْهُمْ بِذَٰلِكَ Onlar bunun yani farkında olmadıkları için, bir türlü anlayamadıkları için de değil. وَاِنَّمَا Bunların yok sayışları, kafirlikleri ظُلْمٌ وَبَغْيٌ Apaçık bir zulümdür, yani bile biledir. وَبَغْيٌ Apaçık bir taşkınlıktır, göz göre göredir. لَا حِيلَةَ لَكُمْ ف۪يهِ Bunu oraya bir şey yapamazsınız. Yani bunun için size bir yol yok. İnsanların kalbine ulaşıp zorla onların iradelerini değiştirmek gibi bir yetkimiz de yok bizim yani. O çaresizlik ondan sonra. Allah Azze ve Celle'nin insana açtığı küfür yolu. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kafura. Orada yürümek istiyorsa yürüyecek. Cenab-ı Hak zor değil. Ya mukallib mefkulun diyor ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kalpten elip çevirin Allah'tan tabii istemek. Sadece onun kalplere müdahale olduğunu bilmek. Ama müdahale etmeyeceğini söylüyor. Eğer kişi aklederek Allah'ın Azze ve Celle'nin ayetlerine yönelip, akledip, yaratıcısını takdir edip, hayranlıkla ve sevgiyle ona doğru yürümez ise Cenab-ı Hak sırtını döner, aşağılar, küçümser. Böyle bir adama Allah Azze ve Celle hidayet etmez. Yani böyle bir adama sabah akşam biz dua etsek de Cenab-ı Hak hidayet etmez ona. Onun kendiliğinden, yani kendinden, hani bizde bir kendinden ola diye bir söz vardır. Onun kendi tercihi bu yönde olduğu sürece Hazreti İbrahim olsaydı dua ile, Hazreti İbrahim'in babasına yönelik duaları, Hazreti Resulullah'ın amcasına yönelik duaları. Yani ama Ya Rabbi iradesi, yani iradesi değişmesi yönündeki beklentimiz, duamız yersizdir, yapmayalım anlamında bunu söylemiyorum. Ama biz biliyoruz ki bir gün olduğu takdirde bu, duamız kabul olduğu takdirde bu yine bizim duamızın etkisiyle onun iradesine rağmen olmuş bir şey değildir. Onun iradesi yine gerçekleşmiştir. Allah Azze ve Celle de bizim duamızı böyle bir çocukta buluşturdu. Ezelden duamızı bildi, bu oğlu için çok dua edecek. Buna sonradan iman edecek bir oğul vereyim dedi. Yani Allah Azze ve Celle ön planı da tasarlayabildiğinden onun için zor değil. Dolayısıyla Hazreti Resulullah'ın gelişi, ümmete Resul olması, İbrahim'in duasının zorunlu bir sonucu mu? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin zaten takdir ettiği süreç içerisinde İbrahim'in duasına da yer verdi. Öncesini de dizayn edebildiği için orada bir sıkıntı yok. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا Ama hepsini yap deyince bu kez Cenab-ı Hakk'ın yani artık hepsine müdahale etmek gibi, hiç tercihleri ortadan kaldırmak gibi olunca ona Cenab-ı Hak hayır dedi. Yani bütün neslimi imam kıl, hepsini der gibi
zürriyetimden imamlar deyince Cenab-ı Hak la yenalu ahdiz zalimin. Zalimler benim sözüme nail olmazlar. Zalimleri ayırt etti Hazreti İbrahim'in duasında. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قِرْتَاسٍ. Sana kırtas içerisinde, kırtasiye bu, kırtas içerisinde bir kitap indirsek, فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ, elleriyle ona dokunsalar, وَتَيَقَّنُوهُ وَيَقِينًا, onun farkına varsalar, bile, لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, yok sayanlar derler ki, işte anlana kadar yok sayıyorlar. Allah Azze ve Celle onu yok sayanlar, görmezden gelenler, bak, bunu bile yapsan yine görmezden gelmeye devam edecekler. Zulmen, zulmen ve uluven ve azgınlıkla derler ki in hâzâ illâ sihrun mubîn. Bu apaçık bir büyüden başka ne ki? Feeyyü beyyinetin a'zamu min hâzihil beyyinati. Müfessir diyor ki bu beyyineden daha ilerisi düşünülemez. Artık yakın perdesi aralanıyor. Ve hâzâ kavluhumu şeni'u fîhâ. İşte bakın böyle bir beyyine hakkında söyleyeceklerine bakın. حَيْثُ كَابَرُ الْمَحْسُوسَ الَّذ۪ي لَا يُمْكِنُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَسَكَّةً مِنْ عَقْلٍ دَفَعُهُ. En küçük bir akletme duyusu olan bir kimsenin elle dokunulur düzeydeki bir olayda dahi şüphe duymayacağı halde bakın burada bile nasıl işi başka bir tarafa çektiler. İnatla, azgınlıkla bunu da reddettiler diyor ve müfessir bu kadarcık yorum yapmış. Gelelim ayetin kırık mealine. وَلَوْ نَزَّلْنَا. عَلَيْكَ. كِتَابًا. فِي قِرْطَاسٍ. Bu demek oluyor ki Allah Azze ve Celle onları ne kadar gönüllü bekliyor. Kendi iradeleriyle beklior. Onu tanımış, kudretini anlamış, sanatına bakmış, büyüklüğünü takdir etmiş halde kendi iradesiyle bekliyor. Zorla çekip çevirerek, baskıyla önüne almak bu zaten çok anlamsız. Bazen adamın çocuğunu getiriyorlar yanına işte bir sürü arka tarafta baskı uygulamışlar. İlla gel bilmem ne falan. Sonra da önüne getiriyorlar, elini öpüyorlar falan. İlk merak ettiği şey çocuk kendisi gönüllü mü geldi, yani yaptığının yanlışlığının farkına vardı, benim büyüklüğümü, ona karşı olan bugüne değin babalığımı vesaire. Yoksa arka tarafta başka bir şeyle zorladılar çocuğu, getirdiler. Bir öğrenirse ki böyle zorla getirilmişse kendisine karşı yine saygısız. Yani hiç kıymeti yok bunun yani. Hiç kıymeti yok. Dolayısıyla buradaki gönüllülük yaradana olan, yaradan Allah Azze ve Celle bizi öyle bir saha açmış ki bu sahada onunla sevgiyle tutunabileceğimiz bir imkan var. Ve bu o kadar kıymetli ki biz bu mevcut, bu nötrleştirilmiş, bu izole edilmiş alanda irade ile ona sevgi duyabileceğimiz bir imkanı yaşıyoruz. Onunla ilişki kurabilirsiniz. Kurabiliriz burada. Hiçbir zaman cennette milyarlarca senede kalsanız, hiçbir gecesinde Yüce Rabbe kalkıp ibadet edeceğiniz bir imkanı, buradaki imkanı bulamayacaksınız. Bulamayacağız. Yani bu açıdan bakılırsa cennet böyle bir imkanın olmadığı bir yer. Yani burada bir ibadetinde gizli saklı, gizliler daha önemli. Allah Azze ve Celle ile özel bir ilişki oluşturan, onun için fedakarlıkta bulunan, bulunmasa da olur, bulunmasa da hiç kimsenin baskı uygulamayacağı, iradesinin tam olduğu bir ortamda bu ilişkiye özellikle giriyor. Ben senin için diyebiliyor burada.
Hiçbir şey beni zorlamıyordu senin için diyebiliyor. Ama bu koşulların dışına çıkın artık bu imkan yok. Bunu yaşayabilme imkanı da yok. Dolayısıyla mevcut, niye Allah Azze ve Celle gösterdiği mucizeleri bile nötralize ediyor? Bu ortamın, bu izole hali neden o kadar önemli? Bazıları diyor ki Allah Azze ve Celle çıksın karşımıza, ben Rabbinizim desin, melekleriyle, şusuyla, busuyla, bütün gücüyle, ihtişamıyla biz de Rabbimiz deyip boyun eğelim, yaşayalım güzelce, girelim ondan sonra cennete. Yani bu daha güzel değil miydi diyor. Söylediği söz aslında tam bir saçmalık, farkında değil. Söylediği söz tam bir saçmalık. Yukarıda öyle bir ayet var ya. Yani Allah Azze ve Celle bizi cebretseydi diyor, hiçbir şey bırakma. Hiçbir zaman onunla özel olma imkanımız da olmayacaktı. Hepimizi böyle sıradan falan. Bazen şöyle bir duygu yaşıyorum. Böyle bayram namazlarında oluyor. Bazı cuma namazlarında giriyorsunuz, ayakkabıyı bile tepecek bir yer bulamıyorsunuz. Ya diyorum, şu caminin 3-5 kişiyle namaz kıldığımız hali ne büyük bir nimetmiş. Yani tek başına geldiğin, ayakkabını istediğin gibi koyduğun, rahat rahat böyle ilerlediğin. Ayakkabıyı bile tepecek bir yer bulamıyorsun kapının dibinde böyle. Düşünsene herkesin baskıyla zorla getirildiğini, ki vardır cumanın üzerinde o baskı. Yine gelenlerin hepsi baskıyla geliyor demiyorum ama yani kapıda bile görünmek iyi değildir cuma esnasında. Ya gizleneceğim bir yere, onu da evdekilere de yapamazsın. Dolayısıyla yani o an düşünüyorum ki hiçbir özelliğin kalmamış. Öyle o kalabalığın içerisinde herhangi birisin yani. Bir de kapının dibine kalmışsan rüzgarı da yiyorsun, orada hiçsin yani. Allah Azze ve Celle'nin o kadar kulu varmış ki meğer. Yani sen de orada böyle bir... Ama o kimsenin olmadığı tenha vakitte geldiğinde bir özel ilişkiye girdiğini, özel olarak Cenab-ı Hakk'a yürüdüğünü, geldiğini, hani bu arada şeytan seni çok fazla ileri, çok büyük işler yapıyormuş havasına sokup emin noktasına çekmediği takdirde, orada da bir tehlikeli durum var, sufiler işaret ediyorlar. Çok da haklılar. Ama o zafiyet içerisinde sırf sevdiğim için bu yollara geldim, ne de güzel bak böyle etrafta tenha, bir tek burada ben varım gibi olması çok güzel değil mi? Hazreti Musa'nın likaya yalnız başına gitmesi gibidir. Yani وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Oradaki Hazreti Musa'nın yalnız gelişini bazılarımız böyle hep ona özgü, ona has görüyoruz ama bence Cenab-ı Hak aynı şansı hepimize tanıyor. Yani sabahın erken vaktinde en erken gelen kişi mesela camiye, o Musa'nın ilk lika için gelen aleyhissalatü vesselam gibidir. Hele hele bunu sizlikle yapan, değil mi? Atlak butlak gelene nispetle o likayı kaçırmayan, o sabahın fecrin vaktinde, Cenab-ı Hakk'ın tanıklığın vakti dediği o vakitte orada bulunan bir iki kişiyle, bazen imamın bile gelmediği vakit kapıyı zorlayan, bunlar o kimseler ve bunu yaşıyorlar yani. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Allah Azze ve Celle Resullere, yani nasıl onların koşullarını bizimle aynı yere indiriyorsa, bizim koşullarımız da aynı onların Allah Azze ve Celle'yi memnun edebildikleri kadar fırsatlara sahip yani. En fazlası ölüm yani, onu bile göze alabiliyoruz. Bize kapatılmış değil. Bundan daha ilerisi yok Allah Azze ve Celle için. Kişinin her şeyinden vazgeçtiği an. O fırsat bile bizim için var. Yani bazıları Hazreti İbrahim'in oğlunu mesela kesme yükümlülüğünün ileri bir fırsat örneği olduğunu düşünür. Ya kendini sunabiliyorsun daha, yani oğuldan daha ötesin. Kendini sunabiliyorsun Allah Azze ve Celle'ye, canını sunabiliyorsun. Kaldı ki oğlunu da sunabiliyorsun. Oğlunu cihada gönderen, oğlunu savaşa gönderen kişi ondan tıpkı Hazreti İbrahim gibi feragat eden değil midir? Oğlu şehit olan nice insanlar var. Bunlar Allah Azze ve Celle için bunu gözden çıkarmış, buna Allah Azze ve Celle'den bir karşılık umarak sabretmiş kimseler olarak benzer durumlarda değiller mi? وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ. Dolayısıyla deseniz ki Allah Azze ve Celle evreni, bu koca sistemi sevgi ilişkisi kurabilmemiz için bize fırsat olarak sunmuş, bence aynen öyledir yani. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي. Resulü de öyle gönderdi. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani bizi Hazreti Resulullah'ın ardına
Yüce Yaradan'a duyduğumuz sevgi katmış. O da o sevginin yolunda yürüyormuş. Öyle ardışık, peş peşe, aynı hedefe doğru, aynı arzuyla ilerleyen, Allah Azze ve Celle'nin sevgisinde buluşan kitleler olarak müminler. Ama bunlar çok değil. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Cenab-ı Hak bu türden kullarını, kendisine dönen, nimetin sahibini bilen kullarını az kullarım olarak tarif ediyor. Sayıları az ve kendi varlıklarını inanın her dönemde yaşayabiliyorlar. Turda olmaları gerekmiyor. Hira'da olmaları da gerekmiyor. Allah Azze ve Celle ile o sevgiyi yaşamak istediklerinde küçücük bir kuytu köşe bile onlara yetiyor. Ve Allah Azze ve Celle ile ilişkilerini sürdürüyorlar. Onun için mallarından fedakarlıkta bulunuyorlar. Canlarından fedakarlıkta bulunuyorlar. Vakitlerinden fedakarlıkta bulunuyorlar. Şu ortam ve izolasyon olmasa bu dediklerimizin hiçbirinin bir anlamı olmaz. O dedikleri gibi olsa, melekler her şey görünüyor olsa, ya melekler zaten katacak bizi önlerinde, camiye götürecek, katacak bizi geri. Asıl öyle bir ortamda, ya Rabbi buna ne gerek vardı? Zaten başka türlüsünü yapma şansımız yok. Bizi doğrudan cennete koyaydın denir. Asıl saçmalık olur yani. Yani zaten iç hep beraber. Ne yapıyoruz şimdi? Kulluk ediyoruz. Niye cennete gitmek için? Kulluk etmeme durma gibi bir şey var mı? Yok. Zaten Allah Azze ve Celle zahiren açık. Melekleri açık, her şey açık. Başka bir imkan, ihtimal zaten yok. O zaman bunu niye yapıyorsun? Zaten aramızdan fire veren de yok ya Rabbi. Yakinin açık olduğu bir ortamda fire veren mi öngörüyorsunuz? Allah Azze ve Celle ölenlerin hepsiyle ilgili بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ diyor. Onlar bugün hepsi teslim olmuş durumdalar. Hala orada bile ağzını bozan yok yani. Yok. O Firavun'u en büyüğüydü. Ölümün bastırdığı anda hemen koyuverdi, su koyuverdi. Dolayısıyla öyle bir ortam olsaydı hep beraber, hep birlikte böyle camileri tıka basa doldursaydık geceleriyle gündüzleriyle asıl o zaman ya Rabbi bunu niye yaptın yani buradaki manası ne hep beraber zaten aramızda bir tane istisna eden bile yok. Hep cennete taşınıyoruz. Zaten buna cebrediyorsun koşullar dolayısıyla. Baskı altındayız. Evet. Ha baskıyı kaldırsaydın da aramızda hakikaten sana sevmeyecek tipler var. Onların bir rengi ortaya çıksaydı diye öyle bir ortamda denirdi. Tam da şu anda yaşadığımız ortam. Renklerini verdikleri, Yaradan'a karşı sevgiyle bir ilişki kurmaya yönelmeyen, istikbar eden azgınların kendilerini böyle çiçek gibi açtıkları bir ortamı yaşıyoruz. Sınavda cevap kağıtları dağıtılsaydı. Ona benziyor. Yani sınavda cevap kağıdı, soru kağıdı, cevap kağıdı, cevap kağıdında cevaplar yazılı gibi bir şey bu. Ve ondan sonra çıkıyoruz. Orada ezan denir ki bu mizansen niye? Her şey zaten cevap sorular, cevaplar da belli. Giriyorsun, çıkıyorsun. Başka türlü bir şey yazma imkanın da yok. Bir anlamı kalmazdı. Tabii. Yani Allah Azze ve Celle ile bu ilişkiye girmek isteyenler, onu sevmek, sevgi ilişkisinden bahsediyorum. Onu sevmek, onu takdir etmek isteyenler ve ona bir yakınlık oluşturmak isteyenlerin bir adım öne çıkabileceği bir ortam burası. Yoksa o önceki ortamda dağdan bir farkınız yok. Dağda, göklerde, yerde hep aynı çizgide. Hepsi, yani Allah Azze ve Celle diyor ki göklere ve yere gelin dedik, geldiler. İster gönüllü gelin, ister gönülsüz gelin. Galete eteyna ta'in dediler ki gönüllü geldik. Var mı bu gönüllü gelmenin bir anlamı? Geçen bir arkadaş burada irade mi kullanıyorlar dedi. Yok dedim bak ayete Cenab-ı Hak irade mi kullanıyorlar? Gönüllü de olsanız gelin diyor, gönülsüz de olsanız gelin diyor. Gelmek zorundalar. İradenin kullanılabilmesi için isterseniz gelin, istemezseniz gelmeyin. Deseydi Cenab-ı Hak o zaman gelişleri yani gelmeme imkanına mukabil gelişlerinin bir anlamı olurdu. Ve içlerinden gelmeyenler de olurdu. O zaman gelenler bir adım öne çıkarlardı. Allah Azze ve Celle ile iltisak ona yakınlık anlamında. Şimdi bu yakınlığı yakışabildiğimiz bir ortam. Yoksa diğer türlü bizimle dağın hiçbir farkı olmazdı. Zeminin, karın, bacanın, duvarın, sineğin, karıncanın yani hepimiz aynı noktadayız. Hiçbiri yüsebbihu lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde, yerde ne varsa hepsi onu tesbih ediyor. Biz de o merkezde olurduk. Zaten oradaydık. Allah Azze ve Celle bu imkanı bir adım öne geçebilelim. Kendisine yakınlaşabilelim diye önümüze açtı ki
Bu muazzam bir fırsat. Devasa bir fırsat bu. Kitaben fi kırtasin. Felemesuhu. بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا İlla sihrun mubin. Velau nazzalna. Hem biz indirmiş olsaydık aleyke senin üzerine kitaben bir kitap fi kırtasin kağıt içinde kağıtta felemesuhu sonra onlar hocam bu tam kağıt mı oluyor yoksa böyle yaprak yaprak böyle şey. Ya bu eski inceden deri kağıtlar var ya parşömen diyorlar. Asıl onların ismi diye biliyorum. Ama o günlerden bugünlere bütün kırtasiyeyi içine alan bir şey oldu tabii. Bugün için kağıt denilebilir herhalde ama parşömen de diyebilirim. Bir parşömende yani belki o deri boyutuyla Cenab-ı Hak özellikle öyle söylemiş olabilir. Bir Arabistan'da da kırtasiye mi geçiyor böyle bizim gibi şeyler? Yok. 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 Onlar kitap kelimesinden türetmişler. Mektebe diye. Kütüphane gibi bir kelime kullanıyorlar. Bizdeki orijinalmiş yani. Burada kırtasiyeyi görünce kim bilir nerelerden bir yerlerden gelmiş değil mi? O saklanmış kalmış. Kırtasiye deyip geçiyoruz. Bence bu bize şeyden gelmiş herhalde. Arapçadan. Dinliyorum. Bilmiyorum. Yani ben klasik metinlerimizde böyle yaygın bir kırtas kullanımı görmedim. Sonra onlar felemessuhu bi'eydihim sonra onlar ona dokunsalar bi'eydihim elleriyle ellerini de ayrıca zikretmiş. Zikretmeyebilirdi. Dokunsalar da deseydi anlaşılırdı. Elleriyle, kendi elleriyle. Kesinlik değil, değil mi hocam? He? Yok. Lemese fiilin. Lekale, bu kesinlik işte şartın cevabı olarak kesinlikle derdi. Kimler? Ellezine keferu. Yok saymış olanlar. Ne derdi? İn hâze bu değil illa sihr-i mubin apaçık bir sihirden başkası bu apaçık bir sihirden başkası değil derdi İngilizcesine bakalım وَلَوْ نَزَّلْنَا and if we descended عَلَيْكَ upon you كِتَابًا a book فِي قِرْطَاسٍ in parchment فَلَمَسُوهُ so they touched it
بأيديهم with their hands. لقال الذين كفروا those who denied. Would have indeed said in hadha, this is not illa sihrun, else than evident magic. İrabına bakalım ayetin. وَلَوْ نَزَّلْنَهُ وَاوْ atf harfi getirdi bizi buraya. لَوْ حَرْفُ شَرْط نَزَّلْنَهُ فِعْلٌ مَاضٍ عَلَيْكَ جَارْ مَجْرُور كِتَابًا مَفْعُولٌ بِهِ في قرطاس جار مجرور ف حرف عطف لمسوا فعل ماض هو مفعول به ب جار أيدي مجرور أيديهم مضاف إليه لقال لام حرف جواب قال فعل ماض الذين فاعل كفروا فعل ماض إن هذا إن حرف نفي هذا مبتدأ إلا حرف استثناء سحر خبر مبين نعت سورة يعني آية معلرنا أنام سورة سيد جايد أستعيذ بالله Enam suresi 7. ayet. Diyanet meali parantez içerisinde muhatabın Allah'ın Resulü olduğunu belirtmek üzere ey Muhammed yazmışlar. Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, yazılı kağıda, yazılı kısmı ayette açık değil, eğer kitap kelimesinin kendi kökünden getirmiyorsak bunu, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, bir de dikkat ederseniz hani kitap indirilmiş, okusalardı demiyor da dokunsalardı diyor. Yani olay sadece gökten inen bir nesneye dokunmakla sınırlı. Okumaya çok merak duymuyorlar çünkü zaten onu okumuşlar da yok saymışlar. O umurlarında değil. Yani Allah gökten böyle bir şey indirecek, onlara dokunacaklar. Bak işte olay bu. Yani okusalardı falan demiyor. Halbuki bu bir kitap yani sonuçta. Bunlar o kadar okumaktan şeyler. Zaten okumazlar demeye istiyor Cenab-ı Hak. Elleriyle de dokunsalar evet kitap falan büyü kardeşim büyü der. O kadar çabucacık vazgeçerlerdi demek istiyor herhalde. Fazla mı gelirdi onlara? Bir de elleriyle dokunsalar, biraz kurcalasalar, okusalar. O kadar mı bunlar hazır tepkililer? Hemenceci. Yani fark ederler. Belki dikkat çeker anlamı değişikliği anlamında belki diğerlerine oranla belki öyle bir kağıt gibi şey daha önceden varsa
benzerinden, farklılığından belki dikkat çekerekten belki dokunmak isterler. Değişik bir kağıt. İşte o merakla yani. Yoksa işte okumak için değil. Merak yani. Etmemişler gibi. Gökten inince nasıl oluyor acaba? Evet. Ha, merakla yani. Yoksa yani okumazlar mıydı diye sorasınız geliyor. Hani gökten gelmiş kitap falan. Okumazlar mıydı? Cenab-ı Hak dokunur. Ondan sonra da sihirdi der. Bildiğin kitap işte. Kağıtlar hemencecik çabucak tüketirlerdi. O kadar hızlı geliştirdi olay demek herhalde. Hani böyle bir günlerce okuyup bir karar vermek için böyle bir o kadar derin gitmemiş. فَلَمَسُّهُ بِيَدِيمْ. Yine o inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Çünkü adam zaten işin farkında ve bilerek inkar ediyor. Elmalı Hamdi Yazır meali. Düşünün ki bir çocuk sizin arkadaşınız ve bu sene sınıfta kalmayı göze almış başka bir sebeple. Dolayısıyla özellikle yazılılardan kötü alıyor. Ama babası bunu bilmiyor. Bir iki yazılısından kötü aldığını görünce size arkadaşı olarak diyor ki biraz çalıştırsan, özel hoca bulsak falan. Siz onun bu söylemlerin hepsinin ne kadar boş olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü gayet iyi biliyor ama özellikle kalacak çünkü diyelim bir sonra bu sınıfta kalmak istiyor veya diğer sınıfta sevdiği biri var. Başka bir sebeple. Bazen vakit uzatmak için bile öğrenci sınıfta kalabiliyor. Askere gitmeyeyim diye veya ne bileyim başka sebeplerle. Böyle bildiği halde özellikle sınavda kötü alan kimse var ya, bunlar öyle kimseler. Dolayısıyla bunlara özel hoca tutmaktan, bilmem ne yapmaktan gibi bunların hepsi gereksiz şeyler. İşte Allah Azze ve Celle arka planı bildiği için bunları rahatlıkla böyle söylüyor. Yani özel hoca da tutsak diyor durum değişmeyecek. Şöyle de yapsak durum değişmeyecek. Çünkü adam kendisi istemiyor. Elmalı Hamdi Yazır meali, sana kağıt üzerinde yazılmış olarak bir kitap indirseydik de, onu elleriyle yoklasaydılar, herhalde o küfürlerinde inat edenler yine diyeceklerdi ki, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil. Bu herhaldesi, yani bizdeki herhalde anlamındaki bir herhalde değil, her halükarda böyle diyeceklerdi anlamında. Evet. Nasıl hocanın mealine bakalım, eğer sana kağıtta bir kitap indirseydik, bak Nasuh Hoca yazılıyı parantez içine almış ayette açık olmadığından, indirseydik de onu elleriyle yoklayacak olsalardı, ayette elleriyle diyor, zamir var burada, yoklayacak olsalardı elbette o kafir olanlar, kafir olmuş olanlar, ayette mazi orası, yani öncesinde küfürleri zaten sabit, yine diyeceklerdi ki bu sihirden başka değildir. Hasan Basri Çantay meali, Habibim diye hoca girişte parantez içinde böyle bir ifade koymuş. Eğer sana kağıt içinde yazılı bir kitap göndermiş olsaydık da kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, o küfredenler yine beheme hal, her halükarda, derhal demek yani, çabucak, bu apaçık büyüden başkası değildir derlerdi. Yaşar Nuri Öztürk mealine bakalım. Eğer biz sana parşömen, Yaşar Hoca parşömen demiş bakın. Yani. Eğer biz sana parşömen üzerine yazılı bir kitap göndermiş olsaydık. Çünkü Arapçada kağıt varakatun, yani bugünkü Arapçada eskiden de öyle. Yaprak kelimesi varaka. Dolayısıyla yani kağıt değil kırtas diyor Cenab-ı Hak. Fi varakatin de diyebilirdi. Bu ayrımı gözetmek bence iyi olmuş. Biz de parşömen diyelim ha. Kırtas kelimesi mi? Bildiğim kadarıyla geçmiyor ama bir bakalım. Ha karatıysa tübdûneha geçiyor evet. Karatıysa yazdık şimdi farkında olmadan. Çüzürden gidelim. İki yerdeymiş, ikisi de enamdaymış. O zaman bu deriden yapılan bir şey. Enamda geçiyor çünkü. Yani ikisinin de enamda olması ilginç geldi bana. Zaten Wikipedia'da gittim baktım. Yani baktım bir türünü de veriyor. Şu deriden yapılan. Orada resimleri de var bakabilirsiniz. Kırtas kelimesiyle ilgili. Dolayısıyla herhangi bir kağıt değil haddi zatında da Allah Azze ve Celle de niye özellikle kırtas dedi diyebilirsiniz yani. Ayet lafızları bu tür yorumları yoklamaya değer. Kaldırır da. Bizati Allah Azze ve Celle kağıt demiyor da. Değil mi? Onlar niye deriye yazılıyor herhalde. Ona bir rulo halinde çıkarıyorlar ya. Kabe'nin üzerine yazıyı acaba böyle bir şey üzerine mi? Hani
Hocam ben önce de Kabe'nin üzerine iyi sözleri şeyler yazıyorlar. Hocam bilmiyorum. Deri de o dönemki yazı malzemesi. Kağıt bildiğim kadarıyla yok. Kemiklerin bile yazı malzemesi olduğu bir yerde. Hem kağıdın icadı yani ne zaman ki? Kabe'nin üzerine eski halılarla mesela olabilir. Araştırmacılar genelde ceylan derisinde böyle yazılı Kur'anlar diyor. Değil mi? Ceylan derisine de yazıyorlar. Geçen caminin birinde gördüm. Hadi burada da söyledim. Yılan derisiyle yazmışlardı. Yılan derisine yazmışlardı değil. Yılan derisiyle yazmışlar. Yani yılan derisini hatta dönüştürüp zemine yapıştırmışlar. O yılan derisinin üzerindeki şeyler gözüküyor hala. Ayet şeklinde yazmışlar. Ya bir değer bu yani. Artık ondan sonrası tırnak içinde sanat kısmına geçiyor. Yani. Siz nasıl ilgileniyorsunuz o esnada? Aa, yılan işte sizin o ilginizi çekmek ona yetiyor yani. Dikkatinizi çekiyor. Bak bu özel malzeme. Burada böyle kullanılmış. Belli orada bir özen var, ihtimam var. O artık bir süre şeyden merhaleden geçiyor. Bu insanoğlunun yapabildiği yani tekvin edebildiği boyutuyla yine o olağanüstü bir mucize yani. İnsan varlığı böyle estetik düşünebiliyor. Allah yaratmış ki onu bunca şeyleri becerebiliyor değil mi? Çok harikulade şekiller çıkartıyor ortaya. Hatta öyle. Bir başka ayette gökler yazı tomarları gibi dürüldüğünde. Orada aynı evet yok oradaki kelime farklı. Yavmanatu isteme. Yazı tomarı kısmı yok ama mealci belli ki anlaşılsın diye onu kızın. Gökler dürüldüğünde var sadece orada. Yavmanatu a varmış. Yavmanatu isteme katayi sicilli lil kutub. Kitapların sicillerini dürdüğümüz gibi diyor orada. Orada sicil demiş. Muhtemelen o dürülmüş haliyle belki ona tomar dediniz ya. Ama bu yazının üzerine yazılacağı şey. Parşömenin kendisi. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ Allah hakkıyla takdir etmediler. Hani dediler ki Allah hiçbir beşere bir şey indirmemiştir. قُلْ دَكِ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ Kim kitabı indirdi? اَلَّذ۪ي جَاءَ بِهِ مُوسَى Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi? نُورًا وَهُدًا لِلنَّاسِ Nur olarak, insanlar için bir hidayet olarak kim indirdi? تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا Siz onu karatis haline getiriyorsunuz. Demek ki derilere yazıyorlar. تُبْدُونَهَا ve gizliyorsunuz. وَتُخْفُونَ Ha, tubdunha ortaya çıkarıyorsunuz ve tuhfuna kesiran ve çoğunu gizliyorsunuz. Bir de o karatisin şeyi de buna uygun. İstediğin kısmını açıyorsun, istediğin kısmı dürülü kalıyor. Yani diğer kısımları buradan vazgeçmedikçe orayı göremezsin. Kitapta biraz daha birkaç yeri aynı anda açık şey yapabilirsiniz. Daha çabuk geçebilirsiniz. Orada diyelim kumaşçının şeyi gibi bir o kadar dürdüyse artık açmaz sizi adam. Zaten siz de eziyet olmasın diye bir iki indirdi mi şey olursunuz. Kumaş açıyor ya onların hepsi sarılacak. Bu adam kitabı öyle yapmış. Dolayısıyla o sarılma şeyi de var. Belki o düşünceyle de yapmış olabilirler. Yani kitabı tam hakimiyeti altında tutuyor. İki şey arasında dürüyor, kapatıyor. Bunlar hepsi yorum yani. Belki karşılığı olmayabilir. Ama Allah Azze ve Celle bir kısmını açığa çıkardığınız, çoğunu gizlediğiniz karatıyız. Yapıyorsunuz demiş. Ve burada onun çoğulu, kırtasın çoğulu geçiyor. Bu da Enam suresinde ölmez sağ kalırsak 91. ayette 91. ayette evet. Göreceğiz inşallah. Biraz kelimesini sahabeler yani anlamış mıdır? Yani? Aynı şey mi anlamış? Kağıt olduğunu anlamış mı? Kağıt yok ki yani o dönemde. Yani kağıt yok zaten. Kağıt yok. Ben deri üzerine yazılıyor. Kağıt değil o zaman. Mısır'da parşömen yapılıyordu kağıda yazılıyor. Yani işte bu deri üzerinden, deriden yapılan o ince şeye deniyorsa parşömen onu biliyorlar yani. Ama zaten onlar kağıtla iç içe bir toplum değil yani. Yazılı geleneği olan bir toplum değil öyle. Kağıt, şu bu vesaire yok onlarda öyle şeyler. Yani ufak tefek yazı bilen birkaç kişi onların yazıyı kullandığı sınırlı alanı saymazsanız toplum geneli itibariyle sözlü geleneğe sahip bir toplum. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekkum ve lisâiril müminîn.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.